Ordu Fındığı Avrupa'da Why Not Gurbetçi'yi sunar. Efendim Paris'teyiz. Yine bir gurbetçi ailemizin hikayesiyle birlikteyiz. Bayağı bir kalabalık haldeyiz. Damat var, çocuklar var, anne baba burada. Keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Funda da konuşacağız. Fındık üreticisi ayrıca abimiz. Ama öncesinde onları bir tanıyalım. Sizi tanıyarak başlayalım. Ben Sıtkı Felek, Ordu... Biraz daha yakın tutabilirsek mikrofonu. Ordu Ulubey Kuşucaki, Karagöz Mahallesi, Karagöz Sokak'ta oturmaktayım. Adresim orası. Ondan sonra 1978'de buraya geldim Fransa'ya. Nisan'ın 21'i. Bir dakika, şu an çok büyük bir güvenlik sorunumuz var. 88'de geldim. 88'de pardon. Özür dilerim. Heyecan olmaz. Bu heyecandandır. 88'de Fransa'ya geldim. Ondan beri ilk geldiğimde konfeksiyonla uğraşıyordum. 98'e kadar konfeksiyon yaptım. 98'de konfeksiyonu bıraktıktan sonra garaj işine başladık. Ondan sonra halen garaj yapmaktayım. Ara sıra kapattığımız zaman inşaat işinde uğraştık. Burada iş seçme şansımız yok. Ne işlere denk gelirse onunla çalışıyorsun zaten. O iş benim, şu işlerini beğenmedim, onu yapmayayım. Ben yatayım, o dava yok. Olduğu zaman evinin kirası verilmez, elektriği verilmez, gazı verilmez. Geçim o kadar kolay değil yani. Milletin Türkiye'de göründüğü gibi değil yani, burada olmayınca. Şimdi insanlar bazen konuşuyorlar. Fransa'da, Avrupa için mesela Fransa'da, Avrupa'da şöyle kazanılıyor, böyle kazanılıyor. Evet kazanılıyor ama kazandığı kadar da gideri var. Sadece bizim bir farkımız Türkiye'de insanlarla. Sadece alım farkı farklı. Onları konuşacağız. Onlar var ya. Önce ablama verelim. Ablamı bir tanıyalım. Ben Cemile Felek. 8 yaşında buraya geldim. Yani babam işçi olarak geldi. Evet, babam işçi olarak 1972 yılında buraya geliyor. 77 yılında bizi geçiriyor. Ve burada okuduk, büyüdük. Şunu soracağım Cemile abla. 5 yıl babasız yaşadınız. Evet. Anneniz yanınızda mıydı, o da burada mıydı? Annem yanımızdaydı. Nasıl geçti o 5 yıl babasız? Bilmiyorum, çocuktuk ya diyor ama 8 yaşına geldiğim için ne bileyim, hatırlamıyorum yani. Emeksizsiniz değil mi? Yok abim en büyüğü. Abi daha iyi, keşke ona sorsaydım. Neyse. Evet, yanılmamız gerekiyordu. Ben fazla bilmiyorum. İşte ondan sonra buraya geldik. Burada okuduk, büyüdük, evlendik. Dediğim gibi ithal damat getirdik. Komşumuz. Hani köyden zaten komşumuz. Görme, beğenme var. Önceden yok. Zaten komşuyduk. O yüzden de yani. Abi maşallah tüm koşaca burada. Herkes koşaca da. Çocukluk aşkı desene. Yok, çocukluk aşkı demeyelim de. Çocuk. Sen de. Artık demiş olduk. Ya demiş olduk yani. Mikrofonu damadımıza verelim. Onu da tanıyalım. Merhaba, ben İlker Uçan. 86 doğumluyum. Paris doğumluyum. Burada doğma büyüme. Babam 79'da buraya geldi. İşçi olarak, konfeksiyon işçisi olarak. Sonra Türkiye'ye döndü. Annemle evlendi. 1985'te, 86'da. Kırşehirliyim. Kırşehir, Kırıkkale. Ailem fabrika. Kırıkkale fabrika olduğu için onlar oraya yerleştiler. Aslında Kırşehir Çiçek Dağı'na bağlıyız. Buradan selam olsun. Çiçek Dağı'na selam olsun buradan. Konut eksperti olarak çalışıyorum. Burada üniversite falan okudum işte. Rica ederim. Ben Sibel Uçan. 1990 Felek Uçan diyebilirim. Felek Uçan diyebilirim. Sorun değil. 1990'da doğdum. 33 yaşındayım. Eczane teknisyenciyim. Eczanede çalışıyorum. İki tane çocuğum var. İşte Eslem Asena 6 yaşında. Bir de Efraim Börü var. O da 3 yaşına girecek yakında. Öyle. Merhabalar. Neslihan Felek. 29 yaşındayım.
Ben de işte burada doğdum, burada büyüdüm, burada okudum. Mimarım ama daha çok hani şehir planlamayla ilgileniyorum. Yani öyle. En küçük kızımız herhalde. Evet. Merhabalar, ben Jülide Felek, 24 yaşındayım. Ticaret üstünde okumuştum, şimdilik de yani evdeyim. Bir şey yapmıyorum yani. Şimdi burayı istemiyorum, soru sorarak getirdim. Ordu deyince aklınıza gelen ilk bir şeyi sorayım. Ne geliyor aklınıza? Fındık. Fındık, fındık, fındık. Başka? Deniz, yani yeşillik. Sınavı geçtik, buyurun size devam edin. Ordu deyince aklınıza gelen ilk bir şey. Fındık, yeşillik. Aynısı olmasa mı? İkiyi değiştiririz. Ay, yeşillik dedim. Tamam dedin mi sen? Yeşil. Ha tamam. Doğa aynen. Dağ taş işte yani. Dağlar. Öyle. Balık. Yaylalar. Balık, yaylalar işte Boztepe. Yani. Yani deniz demedim çünkü hep fındıkta dağda olduğumuz için yani denizi göremiyoruz. Yani öyle. Yani çok az. Hani fındık vakti gittiğimiz için pek görmüyoruz. Onu demek istedim. Tamam, hakkı devam ediyorum. Kırşehir musunayım? Orcu musunayım? Neresi? İkisini de sorabilirsiniz. Kırşehir dediği zaman daha çok Boz Dağlar geliyor aklıma. Doğası yani Kırşehir'in Boz Doğası. Ordu denildiği zaman da tam tersi Ordu'nun Yeşil Doğası. Yani ilk olarak. Diğer üçü iki katamıyorum yanına. Hani ikisi yok benim için. Çünkü daha çok yani Ordu'yu tanıdığımda doğasında ben aşık oldum Ordu'nun. Çok sevdim yani. Çok değişik bir doğası var. Bir tarafta denizi var. Aynı zamanda ağır bir havası var. Bir taraftan işte yükseklere çık tepeye çıktığımızda daha böyle açık, ferah bir havası var. Doğası çok güzel bir memleket. Çok hoşuma gitti benim. Sizden duymak da önemli. Şimdi Ordu'nun başkanım. Belki deplasmandasın şimdi, ondan olabilir bilmiyorum ama. Yok ben eşime de söyledim yani, eğer gerçekten Kırşehir'i sevmediğimden değil veya merkezi Türkiye'nin İç Anadolu'yu sevmediğimden değil ama tercih edecek olsam Ordu'ya yerleşmeyi tercih ederim. Çünkü doğa olarak daha zengin bir yöre. İnsanın daha böyle rahat yaşadığı bir bölge. Çok teşekkürler, ağzınıza sağlık. Evet, annemize devam ediyoruz. Ordu deyince akla gelen ilk bir şey. 8 yaşında gittim de kurtulamazsın abla. Söyleyeceğim madde. Ordu deyince şıkların demesi gibi doğası güzel. Yaylalarımız var. Köylerimiz. Yani her yeri çok güzel. Peki, çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Eski abi sen evet. Ordu dediğin zaman da ya hepsinin konuştuğu gibi doğa olarak güzel bir yer. Ordu'nun yaşamı kalitesi daha farklı, oksijeni daha farklı. Aynı bir günde iki mevsimi birden yaşayabiliyorsun. Şehire inip deniz kenarında denize girebiliyorsun. Ondan sonra yaylaya çıkıp yayların serin havasını alabiliyorsun. Bu yönüyle yani gerçekten orada yaşanacak bir yer yani. Şimdi kızımız dedi ki fındık dedi. Evet, fındık. Fındık var mı? Fındık var. Ne kadar oluyor? Yani 22 dönüm yer var aşağı yukarı, seneden seneye değişiyor. Bir sene geçen yıl 3300 kilo oldu, bu sene 1800 kilo oldu. Artık senenin verimine göre değişiyor yani. Siz mi topladınız bu yıl? İşçiler topluyor tabii, biz topluyoruz. Herkesin bunda ayrı bir... Sattınız mı? Satmadım, tüccarda duruyor şu anda. Kaç lira olmasını bekliyorsunuz? Şu an fiyat 92 lira. 92 lira normalde bu enflasyona göre en az 125 olması çok gerekiyor. Doğru. En az 125. Çünkü işçiye verilen ücrete baktığın zaman bir işçiye 700-750 lira maliyet oluyor yemyesi. Ondan sonra imeni veriyorsun, araba masrafı, bahçenin diğer masraflarını şey koyduğun zaman, kattığın zaman gerçekten yarı yarıya bile kalmıyor. Bir insanın geçinebilmesi için yarı yarıya kaldığı zaman da yeterli değil ya. O yüzden en az 125 olması lazım. O zaman 125 olana kadar satmıyoruz. Evet. 125 artık şimdi direkt inşallah öyle olur. Peki abi, Türkiye'ye ne sıklıkla gidiyorsunuz? Aşağı yukarı genelde her yıl gidiyorum. Ağustos ayında gidiyoruz. Eylül'de geri geliyorum. Ağustos'un 20'sinde. Fındık sezonu mecbur. Hepsini biraderler sağ olsun hallediyor ama devamlı bütün yükü de ona bırakmak istemiyoruz. Fındık sezonunda olsun, orada olalım istiyorum ya. Peki sizin eşinize göre daha fazla orada yaşadınız. Daha fazla tabii, birikmişsiniz, tabii. Yaşanmışlıklarınız var orada. Nasıl bir duygu hissediyorsunuz Türkiye'ye gittiğinizde? Ya gitmesi iyi oluyor, geri gelmesi zor oluyor her zamanki gibi. Tabii büyüklerimiz gitti, Allah rahmet etsin, mekanlar cennet olsun. Annemiz babamız varken daha farklı oluyordu. Şu anda o duygu olmuyor yani, o kadar olmuş olsa. Yine de vatanın olduğu için ister istemez orada olmak istiyorsun ya.
Ablacığım size sormak istiyorum. Buradan Karayolu'ya yürüdünüz, Kapıkule'ye geldiniz. Türk bayrağı dalgalanıyor. Ne hissediyorsunuz? Güzel his. Yani güzel memleketimize gidiyoruz. Hislerimiz hani nasıl desem güzel bir şey. Yani sağ salim oraya kadar gitmemiz 3 gün boyunca yolda güzel oluyor. Evet. Peki ben biraz gençlere dönmek istiyorum. Şu soruyu sormak istiyorum. Türkiye'den beklentileriniz neler? Sizler de sürekli Türkiye'ye gidiyorsunuz. Başlayabiliriz sizlere. Yani şu çok söz konusu oluyor biz dinlediğimizde. Mesela burada insanlar hep 16 saatin zaman çalışıyor. Aylık ücretlikleri bunları bırakıyor. Yani öyle geliyorlar. Ve bir ayları var. Çünkü geri kalan robot gibiler burada aslında. Aynen. Ve o bir ay Türkiye'de biraz rahat zaman geçirir ki en doğal hakları. Ve gençler aslında bunu da yapabilir. Mısır'a gidebilir, Yunanistan'a gidebilir, İngiltere'ye gidebilir. O parayı da Türkiye'ye sokuyorlar. Türkiye'deki esnaf kazanıyor. Buna rağmen bazen adaletsiz durumlarla karşılaşabiliyorsunuz. %5'lik kısım yapıyor ama bunu. Genellemek mümkün değil. Beklentileriniz neler insanlardan Türkiye'ye gidiyor? Ya bu durum yeni aslında. Yani eskiden yoktu. Ben her sene diyelim ki yatırım yaptık. O zamandan beri fazla Türkiye'ye gidemiyorum da. O zamana kadar ben her sene senede iki kere Türkiye'ye gittiğim oluyordu. Ve hiçbir zaman bir sıkıntı yaşamadım. Gerçekten. Ha, esnaflarla bazen büyük şehirlerde ister Alanya olsun deniz kenarında veya da İstanbul Kapalı Çarşı gibi hani bir ayrımcılık turist bakımı vardı. Onda her zaman değil yani esnafa göre, insana göre değişiyor. Herkesin de bunu yaptığını düşünmüyorum. Yani hissetmedim öyle. Ama yeni yeni bir genel öfke, genel bir kin gibi bir şey var yani. Bilmiyorum tam olarak neye bağlı olduğunu da ben anlamadım. Çünkü insanlarla konuştuğum zaman, bu sohbete girdiğim zaman diyorum ki ya diyorum hani sıkıntınız ne dediğim zaman olumlu bir cevap alamıyorum. Açık ve net bir cevap da yok. Ya işte siz geliyorsunuz, para harcıyorsunuz. Bitti, bu kadar. Başka yok. Ha, demek ki sadece sizin o parayı harcamanız mı? Ama biz burada bir şey harcamıyoruz ki. Hani bizim harcamıyoruz yani. Gerçekten harcamıyoruz. Veyahut da harcasak da Türkiye'deki ben arkadaşlarımdan veyahut da kuzenlerimden, ailemdeki gördüğüm rahatlığı buradaki arkadaşlarımda Türk, ister yabancı olsun arkadaşımı görmüyorum. Başka ülkelere de geziyorum. Yani İtalya'ya da gittiğim oldu, Fas'a da gittiğim oldu, İspanya'ya da gittiğim oldu, Fransa'da turist olarak yani gezdim. Bunu görmüyoruz yani bu sıkıntıyı görmüyoruz. Başka bir ülke gittiğimiz zaman misafir olarak ağlanıyoruz. Türkiye'de de aynıydı. Ama bu son senelerde biraz bir değişiklik var, onu herkes hissediyor. Yani Türkiye'deki insanımızdan beklediğimiz yani biz 3 hafta hasret gidermeye gidiyoruz daha çok. Yoksa gitmeyiz yani. Çünkü İspanya'da da deniz var. Orada da otel var. Orada da yani Türkiye'deki olan ne varsa rahatlık olarak bakımından başka ülkelerde de var. Sadece o hasreti gidermek için, özlemi gidermek için Türkiye'ye gidiyoruz. Yani insanlardan böyle biraz daha bir dikkat, bir özen, bizi biraz sıvazlasınlar, sevsinler yani aralarını alsınlar. Ki bunu hak ediyorsunuz. Hak ettiğimizi düşünüyorum. Gerçekten hak ettiğimizi düşünüyorum. Çünkü şimdiye kadar gurbetçilerin Türkiye'ye katkısı çok oldu. Doğru. Hani eskiden açık ve net söyleniyordu bu. Gene de bakanlık yani açıklıyor bunu. Turizmin Türkiye'ye katkısını açıklıyor. Gümrüklerden arabayla geçen turist sayısından belli oluyor yani. Ya şöyle 2 milyon gurbetçi gitse, 3 bin euro bıraksa bir gurbetçi ortada yani tablo. Ya düz hesap yapalım. Turkish Airlines uçak bileti bir aile için 5 bin euro. Hemen 4 bin euro kişi başı. Maalesef. 1000 euro. Orada bir araba kiralasak, iki memleketimiz var, mecburuz araba kiralamaya. Bir aylık 1000 euro. Bir ay kiralama, araba kiralama 1000. Yaptı 5000. 2000 euro da yesek, 1000 euro da otele gitse, mesela bir hafta tatil yapsam bir yerde ailemle beraber. Ne yaptı? 8000 euro para yaptı. 8000 euro. Bu kadar söylüyorum. Minimum. Bir ailenin gidip de Türkiye'de tatil yapması, iki memleketli bir ailenin minimum uçakla minimum 8000 euro. Arabayla gittiğimiz zaman bir 2000-3000 euro bir ekonomimiz oluyor. Ama 5000 euro, 8000 euro. Yani en az minimum 5000 euro, yoksa 8000 euro tutarım. Doğru. Size başka bir soru soracağım. Burada bir gününüzü anlatır mısınız bize? Hem çalışıyorsunuz hem annesiniz. Bir gününüzü özetler misiniz? İşte sabah saat 6'da kalkıyorum. Çocukları hazırlıyorum. Teker teker hani
giysini giydir, şunu yap, hani yemeğini veriyorum sabah yemeğini. Ondan sonra büyük kızımı okula bırakıyorum. Onu okula bıraktıktan sonra küçüğünü bakıcıya bırakıyorum. Saat 9'da başlıyorum işe. Saat 8.30'a kadar çalışıyorum. İşte 8.30'da oğlumu almaya gidiyorum. Bayağı bir geç oluyor. Yani söyleyeceğim, biz hani çalışıyoruz, bu kadar zor çalışıyoruz. Biz çocuklarımıza da hasret kalıyoruz bu arada. İstediğimiz gibi de büyütemiyoruz. Bir annenin en büyük muhtemelen acısıdır ya da bir annenin en büyük şikayetidir. Şikayeti. Çünkü istediğimiz gibi büyütemiyoruz aslında. Hani çok ele çok bırakıyoruz. Hani hafta sonunu geçirmeye çalışıyoruz beraber. O da zar zor oluyor. Ev işleriydi, çamaşırdı, şuydu buydu. Hep bir güne sığdırabiliyoruz onu. Öyle yani, zor biraz. Ama yine de oradan şuradan bir güzel günler, hani saatlerde koparmaya çalışıyoruz çok şükür. Size sormak istiyorum. Bir gününüz nasıl geçiyor? Çalışırken, çalıştığınız durumda nasıl geçiyor? Ben saat 6.30'da kalkıyorum. Yani hazırlanıyorum ve işe gidiyorum. Saat 5'te bitiriyorum günümü. Öyle sonra eve geliyorum ve yani yemek falan derken. Sen en küçük kardeşimize bu soruyu sormuyorum. Pek bir şey söyleyemedim ama. Yok, problem değil. Yani şu an rutin bir gün yani. Öyle. Babaya soralım bir de, onun günü nasıl geçiyormuş? Evet, daha bir şey oldu. Biz de sabah kalkıyoruz. Her zamanki gibi saat sabah 7.30'dan geç kalkıyorum. 8.30'da iş yerimizi açıyoruz. Öğlen imen için eve geliyorum, iş yerim uzak olmadığı için. Ondan sonra öğlenden sonra saat 2'de tekrar başlıyoruz. Akşam 6.30'a kadar. 6.30'da geliyorsun, zaten yorgun oluyorsun. Yemeğini ye, duşunu al diyene kadar. Saat 10 oluyor. Ondan sonra namazını kılıyorsun. Yatıyorsun, sabah tekrar aynı şekilde devam etmiş oluyorsun. Yani aynı şekilde. Hafta sonuna kadar devam ediyor. Bir de cumartesi günleri de çalışıyoruz. Haftada bir gün tatilimiz oluyor yani. Bir gün bir pazarımız oluyor. O da zaten haftanın yorgunluğu çıkmamış oluyor. Yani ertesi gün tekrar başlıyoruz yani. Ablacığım, sana sormak istiyorum. Şimdi en zor görevlerden birisi. Çünkü Fransa'da yaşıyorsunuz. Fransız kültürü içerisinde. Ama evet. Türk kültürüne göre evlatlarınızı yetiştiriyorsunuz. Dini olsun, adetten Türklüğüne, örf adetlerine bağlılığı olsun. Bir anne olarak ne yapması gerekiyor? Anne bunu yaparken bir yanında çalışıyor. Evin ekonomisine katkı sağlıyor. Hani bir anne olarak ne yapmaları lazım? Siz ne öneriyorsunuz buradaki insanlara? Çünkü alt kuşaklar bu kadar şanslı olmayacak gibi duruyor. Anne olarak ne önerebilirim? Yani kendi kültürümüzü yaşatmaya çalışıyoruz çocuklarımıza. Annem sağ olsun, ben çalışırken benim çocukları o büyüttüğü için hani daha şey o, ben kimseye bırakmadım. Sadece en küçüğünü ben kendim büyüttüm, o zaman işi bırakmıştım. Başka hani geriden gelenlere de söylediğim şu, hani kültürümüzü kaybetmememiz lazım. Çok doğru. Çok önemli. Zaten Fransız kültürünü zaten okulda alıyorlar. Önemli olan kendi kültürümüz. Abi, sana sormak istiyorum. En fazla gurbette kalan sensin. Türkiye'de en fazla kalmış olan sensin. Evet. Gurbetteki en acı anınız neydi? Hatırlıyor musunuz? Veya belki birden çoktur ama. En acı anımız gurbette annemizin, babamızın vefat ettiğinde birisinin telefon edip de arkasında annen ölmüş veya baban ölmüş dediği zaman yani en acı an o an oluyor. Onların yanında bulunamıyorsun o anda zaten, yeterince yanında olmadığın için. En acı anımı onu sayarım, başka bir şey saymıyorum yani, onun haricinde önemli değil. Cenazeden devirmiş miydiniz? Cenazeye gittim, yetiştim çok şükür Allah'a, yetiştim ama o an o duyduğun zaman insan zaten yıkılıyorsun ya, bir büyüğün gitmiş oluyor, önündeki bir büyük bir ağaç gitmiş oluyor, dayanağın gitmiş oluyor. Ne kadar hiçbir şey olmasa, yaşlı da olsa bir annenin babanın durması arkanda bir duvar gibi yani, en azından o öyle oluyor ya.
Size şunu soracağım. Sizin Türkiye'deki beklentileriniz, o soruya diğer taraftan başlamıştım. Türkiye'den beklentileriniz neler bir burada yaşayan Türk vatandaşı olarak? Ya burada yaşayan bir Türk vatandaşı olarak biz genelde yaz sezonunda izine gidiyoruz. İzine gittiğimiz zaman Türk büyüklerinden, artık baştakilerden bütün gümrüklerde çok sıkıntı çekiyoruz. Gümrüklerinin bir an önce düzelmesine veyahut da büyüklerin oralarıyla ilgi gösterip, bağlantı kurup en azından Türk vatandaşlarına bu kadar sıkıntı yapmayın demelerini bekliyoruz. Çünkü gerçekten çok 7-8 saat beklediğimiz, 10 saat beklediğimiz zaman oldu. Bundan 4 sene önceydi, 18 saat bekledim Hamza Beyli'de. 18 saat sonra çıktık. Yorgun oluyorsun zaten, yola çıkıyorsun. Onların bir an önce düzelmesini istiyoruz yani. Peki. Ablacığım size soracağım. Bazen Türkiye'den üzücü haberler geliyor. Mesela en son 100 yılın afetini yaşadık. 11 ilimizde etkili olan bir deprem. Evet. 50 bin aşkın bir can kaybıyla karşı karşıya kaldık. Mesela vatandan böyle haberler geldikçe nasıl oluyor buradaki ortam, merak ediyorum. Nasıl oluyor? Üzülüyoruz. Biz de çok üzülüyoruz. Hani elimizden bir şey, elimizden geleni yapıyoruz. Ya geçenki depremde yardımlaşma yapmıştık, derneğimiz vardı. Yardımlaşma yapıyoruz, elimizden geleni yapıyoruz. Hani kendimiz gidebilsek keşke, gidemiyoruz o anda yani. Hemen çalışıyoruz. O yüzden hemen uçak biletini bulamıyorsun ya, zaman olmuyor. Biz üzülüyoruz onlara. Abi sen neler diyeceksin? Mesela bazen terör faaliyetleri oluyor, başka şeyler oluyor, acaba neler oluyor. Ya, hani duyduğunuzda ne oluyor buradaki ortam, nasıl oluyor? Ya insan ister istemez üzülüyorsun. Hiçbir şeyin olmaması lazım. İnsanoğlu gelip geçici. Biz bir nefes gibiyiz, bir soluk gibiyiz. Soluğumuz gittiği zaman hepimiz gittik yani. O yüzden olmaması gereken şeyler oluyor. İnsan ister istemez üzülüyorsun yani. Vatanda bir şey olduğu zaman yani. Ailenmiş gibi üzülüyorsun. Gurbette olunca yani kardeşin, ha yabancı, öbürü fark eden bir şey olmuyor. Yani gurbet olunca herkes kardeş gibi olmuş oluyor. Buradaki insanlar da o şekilde zaten. Genelde öyle, onları hissediyorsun yani ister istemez. İşte pandemi, Rusya-Ukrayna savaşı vesaire derken Avrupa'da da enflasyon oldu mu? Hayat şartları zorlaştı mı? Enflasyon Avrupa'da dünyanın her tarafında oldu. Aslında dünya eşitleniyor şu anda. Bence benim tahminime göre, düşüncelerime göre, bana göre öyle yani. Dünya eşitleniyor. Çünkü enflasyon fark etmedik diyorlar. Bazıları yok diyor, bazıları var diyor. Ama gerçekten var yani. Geçen yıl bir 3 lira olan yumurta, en misal, bugün 7 lira. Burada euro. Fransa, euro olarak. 3 euro olan 7 euro. Ondan sonra bizim sadece buradaki, dediğim gibi, biraz önce konuştuğum gibi, alım gücümüz biraz daha Türkiye'ye göre farklı. O yüzden avantajımız var. Yoksa şey değil yani, orayla buranın enflasyon var. Yok, bir ev kirası mesela, asgari ücret burada 1350 lira net eline geçen bir şahsın parası. Ama bir ev kirası 1000 lira. Şu anda bir eve çıkayım desem 1000 lira. Ondan nasıl yapıyorlar abi? Ona tek kişi çalışarak geçirme şansı yok kimsenin. Devlet yardımları, o ek yardımlardan faydalanıyorlar. O oluyor. Çocuğu olan çocuk parası alıyor. Onlarla beraber yaşamaya çalışıyor. Düzgün bir hayat yaşamasa bile normal yaşıyor. Buraya gelmiş geri dönemiyorsun. Mecbur bir şeyler yapıyorsun yani. Kenara da belki ayda 50 lira, 100 lira atarsan senede bir defa veya 2 senede, 3 senede izine giden insanlar var mesela. O şekilde insanlar da var. Herkes dışarıdan göründüğü gibi değil yani, kesinlikle. Ben gençlere sormak istiyorum bu soruyu. Çünkü Paris'e gezip baktığımızda şöyle bir durum var. Hani gerek asayiş yönünden, gerekirse farklı yönlerden çok güvenli bir şehir gibi durmuyor. Paris'in merkezinden bahsediyorum. Son zamanlarda etnik yapısı da çok değişmiş gibi duruyor. Hani özellikle Fransa geçmişte sömürge olarak kullandığı ülkelerin vatandaşları da çok sayıda burada. O değişim nasıl şu an mesela? Paris'teki o değişimi bize anlatabilir misiniz? Paris içinde büyüdüğüm için bu soruya açık, bir net bir şekilde cevap verebilirim. Çünkü ben merkezde doğdum, büyüdüm. Paris aslında çok kosmopolit bir şehir. Mahallesine göre zengin mahallesi, daha böyle fakirhane veyahut da orta düzeyli bir mahalleler var. Biz orta düzeyli bir mahallede kaldık. Babamın dediğine bağlayacağım, bir ondan başlayacağım. İnsanlar burada sosyal konutta oturarak geçiniyor. Sosyal konutta oturmayan geçinemiyor, kısaca. Bunu söyleyeyim. Çünkü normal standart bir ev kirası 1+1 800 euro minimum. Minimum 800, 1200'e kadar gidiyor. Paris merkez zaten 1400 altında yok. Paris merkez bulamazsınız yani. 1000 euro, 1200 euro altında bulamazsınız. Sosyal konutta bu fiyat 400 euroya kadar iniyor. İnsanlar bunun sayesinde yaşıyor. Fransa'nın sosyal yardımı sayesinde normal bir şekilde yaşıyorlar ve izine gitmeden veyahut da 2 yılda bir izine giderekten. Paris'in sosyal yapısı da, yani insan olarak, şey olarak yapısı da aslında kosmopolit. İnsanlar birbirine karıştığı bir şehirde. Herkes birbirine karışık bir şekilde, karma bir şekilde yaşıyordu ve sıkıntı yoktu. Türkiye'den
tamamen farklı bir yapıda olsa bile bağlamamak lazım Türkiye'nin durumuna. Mültecilerin gelmesi, dilenci. Paris'te özellikle de büyük şehirlerde dilenci sayısını çok arttırdı. Belki kendiniz görmüşsünüz. Kırmızı ışıkların 5'te 3'ünde bir dilenci var. Ha, insanlar dileniyor yani. Bir meslek oldu artık dilencilik burada. Aynı zamanda da Covid krizinden sonra çok büyük bir değişiklik oldu. Covid krizinde bu dilenen insanlar veyahut da işte kapkaççılık yapan insanlar aç kaldı. Resmen aç kaldı diyebiliriz. Öyle bir sıkıntı oldu. Hırsızlık arttı. Asayiş sıkıntısı arttı. Ben kendim sigortalar için çalıştığımda görüyorum yani. Görüyorum. Aşırı şekilde şu an sigortalar kendileri söylüyor. %30-35 artış var. Bir de şöyle bir durum var. Ben Paris'e gittiğimde Fransa'nın başkenti değil de bir Afrika ülkesinin başkentine gelmiş gibi hissediyorum kendimi. Hani ayrımcılık yapmayın, yanlış anlamayın. Gittiğiniz mahalleye göre evet aynı bu şekilde görebilirsiniz. Mesela Fransa'nın bir merkez tren garı, Gare du Nord. Gidin oraya bir bakın bakalım etrafa. Sanki bir üçüncü sayı bir ülkedesiniz yani Malezya'dasınız, Brezilya'dasınız. Doğru. Ve Brezilya'nın bir çöp şehrindesiniz. Paris merkezde değilsiniz. Aynı çöp şehrindesiniz. Kendi mahallemde çocuklarımı sokakta bırakabiliyorum. Yürüyorlar, koşuyorlar, top oynuyorlar. Ailem daha hala Paris merkezde yaşıyor. Orada ben yürütemiyorum çocuklarımı. Niye? Sokaklar pislik, köpek pisliği. Ben bir anekdot ettim buraya. Valizle geliyoruz. Tren garından çıktık. Slalom yaptık. Kusmuk hep yerler. Yerde yatanlar, edenler vesaire. Aynen. Yani Paris deriz. İnsan geçiş çok olduğu için gün içinde dilencilerin en çok para toplayabildiği yer orası. Bir de aynı zamanda sıcak, kapalı alanların da çok bulunduğu bir yer. Zaten sayısal olarak da o kadar çok insan var ki polis de zaten bir şey yapamıyor. Hani diyelim ki 50 kişiyi bir yerden kaldırsa, siz artık burada yatamıyorsunuz, yatamayacaksınız dese, olacak. O 50 kişi başka bir yere gidecek. Sorun yani sadece sorun yer değiştiriyor. Anladım. Yani bu şey olarak çok değişti ve düzeleceğini de sanmıyorum. Gerçekten düzeleceğini de sanmıyorum çünkü Fransa'nın sömürdüğü ülkeler bir yönden intikamını azdan almaya başladı. Şimdi en küçük kızımıza dönelim. Son sorum artık. Yok, vereceğiz. Mikrofonu vereceğiz. Buradan kamerayı size bırakıyorum. Türkiye'ye, oraya ne söylemek istersin? Belki akrabaların vardı, selam yollamak istersin. Buyur, kamera senin. Herkese selamlar yolluyorum. Yani öncelikle dedemlere, anneannemler de yani orada oldukları için, amcamlara, yani köyümüze ve orduya herkese selamlar ve öpüyorum sizleri. Çok teşekkürler. Sizlerle devam edelim. Kamera sizin. Buradan orduya, Türkiye'ye ne söylemek istersiniz? Orduya selamlar, kardeşim gibi, ve herkese selamlar, yani aileden olsun, dedemler, amcamlar, halamlar, bütün akrabalara ve bütün ordulara selamlar Paris'ten. Çok teşekkürler. Buyurun. Siz selam yollamayacak mısınız orduya? Yollayacağız canım. Beraber yollayalım. Okey. Süper olur. Daha güzel olur. Akrabalara selamlar diyoruz. Bütün herkese. Kırıkkale'de olsun, Ordu'da olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizleri öpüyoruz. Yakında görüşmek üzere inşallah. İnşallah. Aynı performansı bekliyoruz. Yok, şaka yaptım. Fark etmez. Sırt kahvenin uzundur. Bununki uzun. Türkiye'de daha yaşanmış olduğu için uzundur. Aileyle bırakıyorum. Ben önce annemin, babamın ellerinden, gözlerinden öpüyorum. Onlar şu an Türkiye'de. Türkiye'deler. Onlar da yakın bir zamanda gelecekler buraya. Allah izin verdiğinde. Tüm akrabalara selam ediyorum. Küçüklerin gözlerinden, büyüklerin ellerinden öpüyorum. Orduya selamlar. Çok teşekkürler. Abi finali senle yapalım. Orduya buradan çok çok selamlar Paris'ten. Bütün büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpüyorum. Herkese selam diyorum. Allah'a emanet olsunlar. Kendilerine iyi baksınlar. Fındık 120 lira olsun. Hayır, fındık 120 lira olsun artık. 150 de olsun. Gerçi de niyetimiz o yani. Olması gerekiyor zaten. Normalde bizim fındığımız zaten İtalya götürüyor. Normalde adamlar 7,5 lira fiyat biçiyorlar. Bizimkiler sadece 3 euro'nda kalıyorlar. 3 euro, 4 euro gibi bir fiyatta kalıyorlar ya. Başka bir şey değil ya. Ne yazık ki öyle. Peki ben de çok teşekkür ederim. Hepinizin ağzına sağlık. Biz teşekkür ederiz. Ayaklarınızı aldık. Evet, size teşekkür ediyoruz. Ederim.
Yine bekleriz. İnşallah. Biz de televizyonu bekliyoruz oraya geldiğinizde. İnşallah Allah nasip ederse inşallah görüşmek üzere. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Beşinci ayda düğünümüz var. Kızımız nişanlı. Sizi bekliyoruz. Türkiye'de mi burada mı? Burada. Vize olursa geliriz inşallah diyelim. İnşallah olur. Hayırlı olsun şimdiden. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ayaklarınızı sağlık. Paris'teydik. Felek ailesine misafir olduk. Güzel bir sohbet oldu. Aslında iki kuşak bir arada. Ordulu olmayan bir de damadımız var. Onun da düşüncelerini aldık. Zevkli bir sohbet oldu. Bir başka gurbetçide tekrar görüşünceye dek hoşçakalın. Ordu Fındığı Avrupa'da. Why Not gurbetçiyi sundu.